Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı İstanbul'un tarihi ilçede, biz Üsküdar'da yapıyoruz. Seçmenlerimize AK Parti yapılacak ilk genel seçimde kaybederse ne olur diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenirseniz memnun oluruz. AK Parti kaybederse ne olur? İyi mi olur, kötü mü olur AK Parti kaybederse? Daha güzel olur ülkemiz. Daha güzel olur. Evet. Vallahi hiçbir şey iyi olur. Vallahi AK Parti kaybederse bu ülke düzene çıkar. Düzene çıkar. Bence kötü olur. Kaybederse kötü olur. Yani çok da iyi olacağını zannetmiyorum. Bence kötü olur. Vallahi hiç ona şeyim yok yani. Yani şöyle düşünüyorum, AK Parti ilk seçimde kaybederse bir enkaz bırakma durumu var. Enkaz. Evet. Şöyle diyeyim, yeni gelecek iktidara enkazını bırakma durumu var. Onda düzelmesi 5-10 sene bulabilir. Yine bize kötü yansıyacak. Yine en azından AK Parti sağdan sola para bulabilen bir parti yani. En azından para bulup ülkeyi yine bir durdurabiliyor, doları, avroyu belli bir zamanlarda. Hiçbir şey olmaz. Ne olacak? Gelecek bu hükümeti... Hayat devam edecek. Hayat devam edecek. Kaybetmez. Çok iyi olur. Büyük bir rahata çıkarız. Değişim olur mu? Büyük hem de. Büyük bir değişim olur. Büyük. Çok rahatlar. Türkiye bir rahata kavuşur. Nefes mi alır? Nefes alırız. Çok kötü olur. Niye? Vallahi yani yanındaki adamlar, bu partiler altyapısı yok. Ama Özal kaybedince dedik, Erdoğan geldi yaptı. Belki daha iyisi gelir abi, olmaz mı? Orayı Allah bilir. Orayı biz bilemeyiz de şu anda yani onun şu için anda şu anda kötü görüyorum hep. Daha iyi olur. Hiçbir şey olmaz. Beyefendi soralım, iyi mi olur? Daha iyi olur. Ukrayna görür. Kötü olur. Ukrayna. Kesinlikle çok iyi olur yani, ülke refaha yetişir. İnşallah kaybeder. Ya ne olur? Şimdi öbür partilerin başındakilerin seviyesine baktığın zaman AK Parti kaybederse eğer Türk dış politikası çöker. Komünist partiye oy veren bir seçmen olarak. Dış politika çöker, evet. Çöker, kesinlikle çöker. Niye? Yani Tayyip Erdoğan ölürse AK Parti ülkemiz batacak mı? Yerini alacak insanlar olabilir, bilmiyorum. Ama bilmiyorum. Görüşünüz o. Bilmiyorum. Soralım size, evet. Bilmiyorum, başkası daha iyi yapar. Politika çöker, başka efendim? Kaybederse? Enflasyon 1990'ları hatırlatır. Daha da mı artar? Oo. Kötü olur abi. Öyle mi? Kötü olur. Niye? Niye kötü olur biliyor musun? Çünkü AK Parti iyi yani. İyi. Sana ne faydası var abi AK Parti? Niye sokakta yatıyorsun? Abi ev yok, bark yok. Mecbur yatıyorum abi. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Kötü olur. Çok kötü olur ya. Bu memleket Özal, Özal öldüğü zaman öleldik ama Erdoğan geldi yaptı. Demek ki birize bağlı değiliz. Ya öyle dediler. Büyükşehir'i de İmamoğlu yapacak dediler ama bir karı bile kürekleyemedi. Olur mu? AK Parti yapamadı karı. He ya, olur mu AK Parti? Abi Basın Ekspres AK Parti'ydi. Onlar da yapamadı. Bir karı, kar yollayıp bir açıp da milleti evine götüremedi, anladın. Bence AK Parti yani 20 sene aynı insan bir yerde kalırsa maalesef ekonomi bu durumda. Değişmesi lazım. Evet, ben istiyorum. Ben çoktandır. Amerika'da 5 yılda bir kere değişiyor. Biz 20 sene aynı adamla. Betiniz hangi ilçe, neresi? Benim Esenyurt. Bence de çok iyi olur. Yeter bilsinler artık da. Yani iyi olur. İyi olur. Betimiz neresi hocam? Burası Üsküdar. Ülkemiz iyi olmaz hiçbir zaman için. Tabii kesinlikle. Bu altılı insanların hiçbirisi bir araya geldiği zaman ne yapacağını biliyor mu bakalım? Sorun bakalım. Hiçbir şekilde ya, parlamenter güç diye bir şey yok ülkede. Sadece Amerika'nın söyledikleri var ya yıllardan beri. Hayır, ona karşı mı çıkıyorsun? 80'den beri Amerika ne dediyse olmuş bu Türkiye'de. Başka hiçbir şey olmamış. Şimdi bu 20 yılda olmadı mı? Hiçbir şekilde olmadı ya. Üzgün. Hangisi? 20 AK Parti döneminde Amerika'da olmadı mı, onu diyorum. Ya Amerika'nın söyledikleri ortada işte. Tayyip'i devirmek için söylüyor. Biden gelir gelmez ne dedi? Tayyip'i devir. Ha, muhalefette biri olacağız dedi. Ha, buyur buyur buyur. Niçin söylüyor bunu? Bakın, oklar nereye gidiyorsa siz onun tersini yapın diyor.
Yani Sultan Abdülhamit'in sözü. Niçin diyor? Evet. He, tarih her şeyiyle ortada. Tarihi yani biraz insanlar bilse, dün geçmişlerimizi yaşasa her şey olurdu. Ekonomi 20 yıldır AK Parti var. Tarıma destek verseydi bugün yumurta o 9 lira 10 lira. Şimdi bakın şöyle bir şey var. Yani bir taraftan insanlar diyor sanayi, bir taraftan tarım. Yani olması gereken mutlaka bazı yani yapılması gereken şeyler var, icraatlar var ama maalesef Türkiye'de yani birileri tarafından bazı şeyler yönetiliyor. AK Parti kaybederse bence iyi olmaz. Ben sana söyleyeyim. İkamet neresi? Efendim? Nerede oturuyoruz? Sarıyer'de. İyi olmaz diye düşünüyorum. AK Parti kaybederse ikinci bir Tayyip gelir. Kim ülkeye. Orasını bilemem ama birisi gelir. Hiçbir şey olmaz. İlk seçimde. Çok yani büyükşehir gibi olur yani. Kötü mü? Karışır tabii. İyi mi olur, kötü mü olur? Yeni ikinci bir kurtuluş dönemi başlayacak herhalde ekonomik anlamda. Kaybederse mi? Niye kaybetsin ki abi? Niye kaybetsin ki? Ya soru bu. Kaybetmez abi. AK Parti her zaman kazanır. AK Parti ederse Türkiye kazanır. Türkiye'nin durumu düzelir. Kaybederse kaos olur. Kaybederse üzülür. En azından savunma sanayi durur. Kötü olur. Perişan olur Türkiye. Bir de perişan olur. Ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Yani bence iyi olacak. Hiçbir şey olmaz. İyi mi olur, bu ülkede Atatürk, Allah rahmet eylesin, Atatürk vefat etti, hiçbir şey olmadı. Yani bu korku imparatorluğunu bırakalım artık yani. Ya bu ülke yani bu ülke Tayyip Erdoğan ile Atatürk öldü, bir şey olmadı ya. Hiçbir şey olmaz ya. Niye olsun? İyi olur. Aynen. Ya iyi olsun diye biz Tayyip Erdoğan iyi yapsa zaten iyi olsun diye istiyoruz. Bizim ülkemizin kötülüğünü istemiyoruz ki. Biz vatan haini değiliz, bir şey değiliz. Biz sadece geleceğimizi ben kötü görüyorum. O yüzden yani yönetimin kötü olduğunu düşünüyorum. Yoksa şahıslarla, insanlarla bir işimiz yok ki. Ben çalışıyorum ve çalıştığım parayla geçinemiyorum. Ve ben normal bir iş yapmıyorum. Ben gazeteciyim. Meslektaşız. Meslektaşı 21 yıldır yapıyorum. Yani geçinemiyorum. Eşim çalışıyor, geçinemiyorum. Maalesef. Bunun bir de asgari ücretliği düşünün yani. Onların zaten. Yani nasıl insanlar geçer? Bir emekli düşün. Emekli dayım, emekli. Evet. Yani nasıl olacak bilmiyorum. İyi mi olur, kötü mü? Çok olur. İyi olur. Çok iyi olur. Çok iyi olur. Gelecek arkadaşa bağlı. Yani ülkemizi nasıl yöneteceği ama tabii ki bundan daha kötü olmaz. Siz gelseniz var ya, siz gelseniz. Herhangi birisi gelse daha iyi olur. Ya bu kadar masraf, bu kadar şatafat olmaz ya. Ama itibarda tasarruf olmaz demişlerdi. İtibar mı kaldı ya? İtibar mı kaldı kardeşim ya? İtibar Peygamber Efendimizin itibarı yok muydu? Evet. Örnek aldığımız insan peygamberse. Ya yatması önemli değil. O da asırda yat. Asırda yatmasın abicim yani. Normal yatakta yatsın. Aynı mahallede oturuyoruz. O mahallede otursaydı aynı apartmanda yani. Gerek yok ki. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.